Evet, herkese merhaba. Değerli basın mensupları, Darüşşafak AYN Şahin Spor Salonu'na hoş geldiniz. Öncelikle tabii malum biliyorsunuz bu salgın hastalık dolayısıyla uzun zaman sonra ilk defa sizleri de burada görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün tabii güzel bir basketbol adına güzel bir olay için bir araya geldik. Üç tane kulübümüzün değerli oyuncusu Berk, Doğuş ve Emircan'ın imza töreni için burada hep beraber bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hakan Bey yönetim kurulu üyemiz. Az önce de söylediğim gibi tabii uzun zamandır dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Hep beraber bu dönemleri yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Maalesef çok insan hayatını kaybetti. Birçok insan tedavi görüyor. Hala da bu işler devam ediyor, sonuçlanmadı. Tabii bildiğiniz gibi dünya aslında 3-4 aydır günlük normal yapması gereken faaliyetlerden uzak kaldı. Hepimiz de bu faaliyetlerden uzak kaldık. Basketbol ligimiz biliyorsunuz geçen sezon tamamlanamadı, yarıda kaldı. Oyuncularımız antrenman yapma şansını bulamadılar veya çok az buldular. Bizler faaliyetlerimizi veya çalışmalarımızı evden yapmak durumunda veya farklı yerlerden yapmak durumunda kaldık. Ama hayatın doğal akışı içerisinde hayat biliyorsunuz devam ediyor. Dolayısıyla bir sonraki sezonun hazırlıklarına da tabii ki başlamak durumundaydık ve başladık da. Bu hastalıkla beraber tabii dünyanın değişen şartları, ekonomik koşulları da dikkate aldığınızda bizim için yeni sezon için ilk hedefimiz mevcut Türk kadromuzu korumaktı. Bunu da gördüğünüz gibi veya bildiğiniz gibi büyük oranda başardık. Bizim için oyuncularımız, Türk oyuncularımızın geçmiş sezonlarda gösterdiği performans, önümüzdeki sezonlarda göstereceğimiz performans açısından çok önemliydi. Dolayısıyla tabii baştan böyle başlarsak Doğuş bizim zaten bildiğiniz gibi altyapımızdan ve Darüşşafaka Lisesi'nden mezun ve çok uzun yıllardır kulübümüzün önemli bir parçası. Berk ve Emircan da onlar da ikisi de uzun sayılabilecek bir süredir kulübümüzde. Onlar da bizimle beraberler. Üçü de diğer oyuncularımızla beraber bizim kulübümüzün önemli parçaları, bireyleri haline geldiler. İnşallah ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemlerde de daha uzun süre bu birliktelik devam eder. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Ümit ediyorum ki önümüzdeki sezon tabii temenni olarak bu hastalığın son bulduğu veya azaldığı ve sezonu da tamamlayabildiğimiz bir yıl olsun hepimiz için. Öncelikle sağlıkla ve sıhhatle ayakta kalabilmek önemli. Ben sözü tabii arkadaşlara bırakırken, bilmiyorum Hakan Bey sen bir şey söyleyecek misin? Evet, arkadaşlar. Onlar hem belki kendi düşüncelerini dile getirirler hem de imza işini tamamlar. Sonra belki sizin de sormak isteyeceğiniz sorular olursa onlara da hep beraber cevap verirler. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Başlayayım mı? Öncelikle herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Darüşşafaka, son iki senede Darüşşafaka forması giyiyorum. Hani kimilerine göre belki kısa bir süre, belki uzun bir süre olarak görülebilir. Ya bence kısa bir süre. Bu kısa süre içerisinde gerçekten Darüşşafaka hayatımın çok önemli bir parçası oldu. Gerçekten burada dolu dolu iki sene geçirdim. Ve birlikteliğimiz hani önümüzdeki sezonda devam edeceği için gerçekten çok mutluyum. Darüşşafaka benim için gerçekten bir aile gibi. Geçen sezon pandemiden dolayı yarım kalan bir sezon bizim için iyi geçiyordu. Benim düşüncem hani iyi geçirdiğimiz yönündeydi. Yarıda kaldı ama sağlıklı olup ligin devamını, yani ligin başlangıcına başlayıp devamında oynayabilirsek bu sene de iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Gerçekten Darüşşafaka'da kaldığım için mutluyum. Gerek takım arkadaşlarım, gerek yönetim tarafı, antrenör staffı hepimiz için iyi bir sezon olur umarım. Herkese teşekkür ediyorum. Hakan.
Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle kısa bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere çok uzun süredir buradayım. Önce 2005 yılında Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına gelmemle bu bütün hikayem başlamıştı. Ve şu anda 2020 yılındayız. Hakikaten uzun bir süre geçirdim ve bu süre boyunca bana destek olan, yani desteğini hiçbir zaman benden esirgemeyen birçok insan olmuştur. Bu vesileyle de onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Kulüpteki bütün çalışanlarımıza, Darüşşafaka'daki kardeşlerime, abilerime, öğretmenlerime, yönetim kurulunda olan herkese teşekkürü borç bilirim. Yani onlar sayesinde bugüne kadar burada kaldığımı düşünüyorum. Onların destekleri benim için çok önemliydi. Ve Darüşşafaka'da bu sene de sözleşmemi uzattım. Ahmet abinin de bahsettiği gibi hani bizim için oyuncular olarak da geçen seneki o Türk kadrosunu korumak hepimiz için önemliydi. Çünkü artık uzun süredir birlikte oynadığımız için birbirimize alıştığımızı düşünüyorum ve geçen sene de bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başlamıştık. Daha iki sezon önceki Euroleague sezonuyla başlayan bu süreç, yani umuyorum ki ilerleyen sürelerde daha da iyi olacaktır bizim için. Çünkü yani bu başarılı olabilmemiz için takımın kimyası, işte ortamı, arkadaşlığı, işte iyi, yani iyi ve huzurlu bir ortam yakaladığımızı düşünüyorum. Bunun da korunduğu için herkese teşekkür ediyorum, yani oyunculardan yönetime. Dediğim gibi basketbol oynamayı da çok özledik. Hem oynamayı hem izlemeyi. Çünkü bizim için de çok daha önce yaşamadığımız ve yaşanmayan bir tecrübe oldu bizim için de. Umuyorum ki bu sezonu sağlıklı bir şekilde hem Türkiye Basketbol Ligi'nin hem de Şampiyonlar Ligi'nin ikisinde bir arada basketbol oynayabileceğimiz bir sezon olur. Çünkü geçen sene yarıda kaldıktan sonra bizim için de çok zorlu bir süreç olmuştu. Ve bu süreçte de yani bazı aksaklıklar yaşadığımızı düşünüyorum fiziksel olarak. İşte bunları telafi edebilmemiz için birazcık daha süreye ihtiyacımız var. Ve basketbol sezonu başlandıktan sonra umarım herkes için sağlıklı olur. Siz de buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene herkese de başarılar diliyorum. Sağ olun. Merhabalar. Geldiğiniz için teşekkürler. Öncelikle arkadaşlarımla birlikte bu dördüncü senede Darüşşafaka'da kaldığım için mutluyum. Burası gerçekten aile gibi hissettiriyor bana. Ve tanıdık bir ortamda olmaktan çok daha mutluyum. Bu bir sonraki sezonun umarım tamamlanmasını ve herkes için sağlıklı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Onun dışında gelecek sezonda elimizden geleni yapıp Daçka'yı yukarılarda görmek istiyoruz. Bunun için heyecanlıyız ve açız. Umarım hedeflediğimiz yerlerde bitiririz. Teşekkürler. Evet, ben de tekrar tüm Darüşşafaka camiası adına, Darüşşafaka Spor Kulübü, Tekfen ailesi ve Darüşşafaka Tekfen Basketbol adına hepinize hayırlı olsun diliyorum ve teşekkür ediyorum. Sözleşmeleri de hepinizden tek tek imzalamanızı bekliyorum. Belki sen başlattın. Ben başladım. Tek sayfayı mı imzalayayım şimdi? Ben üşüldüğüm. Buyurun abi. Şimdi ya. Kulübün birkaç giderini bana kitlediniz ya. Berk'le Emircan'ın sözleşmeleri bitmişti. 1+1 uzattık. Doğuş'un bir yıl daha sözleşmesi vardı. Onu da yine 2 yıl mevcut şartlarda uzatmış olduk. Ben herkes adına Doğuş'a sorayım. Geçen sene başarılı bir sene diyebiliriz. Çünkü yurt kupası finalinde ciddi rakipleri geride bırakarak finalde kalmıştınız. Ligde de iyi bir performans yakalamıştınız. Bu sene ne yaparsanız sizin de bildiğiniz üzere 3 farklı kulvarda mücadele edeceğiz bu senede.
Hepsinde hedefimizin farklı farklı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Türkiye Basketbol Ligi'nde playoff'ta kendimize ev sahibi avantajı elde edebileceğimiz bir yerden girmek istiyoruz. Yani en kötü ilk 6 içerisinde olmak istiyoruz geçen seneki gibi. Türkiye Kupası'nda da dediğim gibi işte yine ilk kere ilk 8'e kaldıktan sonra Türkiye Kupası'nda da yine gidebildiğimiz kadar ama yine bir yarı final final her zaman. Hatta bu sene belki olursa kupayı kazanmak istiyoruz. Ve en önemlisi de bence bizim için yani kendi düşüncem olarak da Şampiyonlar Ligi'nde orada artık yani bayağı bir gitmek istiyoruz. Belki hani kupayı kazanmak diye şey yapmayalım da hani orada bir hedefimiz de var. İlk 4'e, ilk 8'e kalmak en azından ilk senede. Tabii bunların olabilmesi için önce hepsinin oynanması lazım diye düşünüyorum yani. Öncelikle hedefimiz Avrupa yani. Hocam bir soru da ben ekleyeyim. Hazır mikrofonlarda sendeyken. Antrenmanlarda bir süre başladınız. Yabancı oyuncular da katıldı. Sen uzun süredir takımın içinde olan bir oyuncu olarak şu an hani takımın enerjisi, kimyası nasıl? Yani tabanının neresi görüyorsun takımın? Şöyle genel olarak yeni gelen arkadaşlarımız hep yabancı oyunculardı. Şu an onlarla bir kaynaşma sürecindeyiz. Ama şimdi daha yeni yeni hani birbirimizi tanımaya başladık. Basketbolda da çok yani sadece bir haftadır birlikte antrenman yapabiliyoruz. O yüzden hani birazcık daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımımıza katılan yeni yabancı oyuncular da hani böyle çok üst seviyede değil de bir sonraki seviyeye çıkması beklenen oyuncular. Hepimizde olduğu gibi. O yüzden birbirimizi birazcık daha tanımamız gerekiyor ama yani ilk izlenimlerim olarak gerçekten potansiyelli bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Ve bu potansiyelimizi sahaya yansıtırsak iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Atın hepsini atın. Yükseltin. Var abi başlayayım ben. İyi forma. Sadece imza mı atayım abi? Numaram yok. Formayı cidden. İmza at istiyorsan. Belki daha yaz bir yerine. Var mı imza kalemi? Emrecan sallıyorsun şu an. Sadece imza olmaz. Berk'ten sevgiler falan mı? Berk almış mı? İmza da. At at. Kılıçtan kopya çık. Doğru bakayım ne olacak. Hadi tut. Şiir yazarmış. Ne yazacağız? Tamam iyi. Doğru. Yeterli. Hepsini at.